Merhabalar, burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Mezun kazanım testlerimize devam ediyoruz. Dördüncü testteyiz bugün. Bakalım, gelsin sorular diyorum. Hadi bakalım, başlayalım gençler. İlk sorumuz bakalım ne diyor bize? Aşağıda digrasyon sentezi ile ilgili örnekler verilmiş. Tamam, verilen örnekler incelendiğinde K, L ve M için seçeneklerden hangileri doğru olur tarzında bir sorumuz. Bakalım şimdi. K'nın yapısında iki tane peptit bağı vardır demiş gençler. K'ya bakalım neymiş? Bir amino asiti diğer amino asite birleştirilmiş. İki tane amino asit birleştirilmiş. Arada bir tane bağ var. O zaman iki tane bağ olmayacak. Burada ne olacak? Bir bağ olması lazım. Bu yanlış oldu. L oluşurken yeni iki peptit bağ oluşur demiş. L'ye bakalım genç arkadaşlar. Amino asitle K'yı birleştirmiş. K dediğimiz neydi? İki tane amino asit. Yani şurada iki amino asit var. Bir tane de buna ekliyor vatandaş. L oluşurken yeninin altını çiziyorum. İki peptit bağ kurulur. İki tane kurulmuyor. Gördüğün gibi şurada bir tane bağ kuruluyor. O zaman bu da yanlış oldu. M, polipeptit oluşumunda kurulan peptit bağ sayısının bir eksiğini ifade eder. M'nin ne olduğuna bakalım. Suyun önündeki harfi vermiş. Biz biliyoruz ki genç arkadaşlar bağ sayısı eşittir. Su sayısı olmak zorundadır. Kaç tane bağ varsa o kadar da su açığa çıkması lazım geldiğini biz biliyoruz. O zaman burada ne olacak? N-1 gibi düşünmüş ve tuzak kurmuş bize vatandaş. Öyle değil tabii ki. Bu da yanlış bir ifade. K ve L aynı çeşit amino asitlerden oluşmak zorundadır demiş. K ile L ne alakası var yani? Biri 20 çeşit amino asit var. Biri bir farklı, diğeri farklı olabilir. Bu da yanlış. K ve L hidrolize edilirken aynı çeşit bağlar parçalanır. K'nın içerisinde de peptit bağ var. L'nin içerisinde de peptit bağ var. Doğal olarak aynı çeşit bağlar parçalanır ifadesi doğrudur. İkisi için de peptit bağı kullanmak zorundayız ya da parçalamak zorundayız diyeceğiz. O zaman bir numaranın cevabı ne oldu? Eder ne olmuş oldu? Geçelim 2 numaraya. 2 numara diyor ki proteinler verilen hangilerinden dolayı diğer tümün altını çiziyorum organik besin gruplarından ayrılır. Değil mi? Bak geç arkadaşlar bu tarz sorularda protein dediği zaman hemen aklına DNA gelecek. Yapıştıracaksın DNA'yı. Doğal olarak öyle bir seçenek arayacak. Yapı taşlarında azot atomunun bulunması sadece bunda mı var azot? Yok, kitinde de var. Kitin bir karbonhidrattır ve onun içerisinde de bulunuyor. O zaman bu ifade boşa çıktı. DNA'da şifrelere göre sentezlenir. Bak aradığım cevap buydu. Proteinleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? DNA'daki şifrelere göre sentezlenir. Canım arkadaşım 2 numara bu. 3 numara degradasyon tepkimeleri sonucu oluşurlar. Organik maddelerin tamamı genç arkadaşlar büyüklerinden bahsediyorum polimerlerden. Hep dehidrasyon senteziyle yani yapım su çıkan yapım tepkimeleriyle oluşur. Bu da sadece proteinle has bir özellik olmadığı için çizdim. Ne kaldı elimde? Yalnız 2 kaldı. O da cevabım B olmuş oldu. Geçiyorum 3 numara. Organik besinlerin vücuttaki görevleriyle ilgili bir tablo verilmiş. İstenilen özellikleri artı yoksa eksiği koyacaksın demiş. Buna göre 1, 2, 3, 4 neymiş? Bakalım. Enerji verici olma. Karbonhidratlar enerji verirler mi? Enerji verirler. Çok fazla enerji vermezler ama enerji verirler. İki numarada ne var? Vitamin var. Vitaminler enerji verirler mi? Hayır. Vitaminler enerji verici olarak kullanılmazlar. Yapıcı onarıcı olma demiş. Yağlar yapıya katılıyorlar mı? Katılıyorlar gençler. Proteinlerden sonra ikinci sırada yağları en fazla oranda katıldığını görüyoruz. Düzenleyici olma. Proteinler düzenleyici midirler? Evet. Düzenleyici dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Enzim ve hormonlar. Ya da buna yardımcı olan mineraller ve vitaminler aklımıza gelecekti gençler. O zaman olay ne oldu? Artı eksi artı artı. Artı eksi artı artı da nereden? B şıkkındaymış demek ki. Geçelim bakalım 4 numaraya. Aşağıda yakışıklı bir tane amino asit vermişler gençler. Buna göre hangisi yanlıştır? Diye bir soru sormuşlar bize. A karboksil grup. A'ya bakıyorum. C, O, O, H karboksil öyle mi? C, O, O, H doğru. Karboksil gruptur. Moleküle asit özelliği kazandırır demiş. Ya doğrudur değil mi? Karboksil grup karbonik asit var burada. Doğal olarak doğru bir ifadedir diyeceğim. C amino asit amino grup olup moleküle baz özelliği kazandırır. C dediği nedir? NH2 midir? Evet NH2'dir değil mi? NH2 doğal olarak baz özelliği kazandırır demiş. Doğru demiş. B karbon atomunun dördüncü bağın oluşmasını sağlar. B dediğimiz bir hidrojendir. Birinci bağ, ikinci bağ, üçüncü bağ ve dördüncü bağ olarak değerlendirirseniz B, dördüncü bağ oluşumu ifadesi doğru bir ifade. D amino asitlerin birbirinden farklı olmasına neden olur? D dediğimiz neydi? R, radikal grup değil mi? Radikal grup dediğimiz farklı olmasını sağlar. 20 çeşit amino asit, 20 çeşit radikal gruptan kaynaklanıyor diyor. O zaman bu ifade de doğru.
Yapıdaki peptit bağı A ve C arasında kurulur. Çok güzel bir tuzak kurmuşlar. Tam böyle biyolojideki laf ebeliği. Şimdi bu bir amino asit gençler. Amino asitlerde şömeden yazacağım. Peptit bağı yoktur. Peptit bağı yok. Doğru mu? Evet. Amino asitlerde peptit bağı bulunmaz genç arkadaşım. Amino asitler arasında bulunur. Amino asitler bak. Amino asit arasında, amino asitlerin arasında olacak. Doğru bak, burada ne yapmış? Tuzak buraya ne diyor? Yapıdaki peptit bağı. Yapıda bir peptit bağı var mı? Yok, öyle bir ifade yok. O zaman E seçeneği yanlış gençler. Geçiyorum 5 numara. Bir insanda protein yetersizliğine bağlı olarak durumlarda hangileri ortaya çıkabilir? Proteininiz yoksa vücut direncinin azalması. Evet genç arkadaşlar, kolayca hasta olursunuz proteinleriniz yoksa. Karın pıhtılaşma süresinde uzama. Evet, pıhtılaşma faktörlerinden mesela bir tanesi neydi? Trombin burada yardımcıydı. Ya da işi yapanlardan net fibrin, değil mi? Doğal olarak protein eksikliğiniz varsa hem trombinde hem de fibrinde eksiklik olur. Pıhtılaşma süresi uzar, hatta pıhtılaşmayabilir de. Hadi doğru. Zihinsel gelişimde gerileme olur. Evet genç arkadaşlar. Yapı olarak en fazla neyi kullanıyoruz? Proteinleri kullanıyoruz. Nöronlar, yani sinir hücreleri doğal olarak, bunların yapısında da protein var. Bir de bu sinirsel bağlantıları sağlamada kim var? Nörotransmitter madde var. Transmitter. Nörotransmitter maddelerde ne? Protein. Doğal protein eksikliğin varsa sinirler arasındaki bağlantı tam sağlıklı olarak sağlanamayacak. Onun için zihinsel gelişim gerileme görür. 1, 2, 3 numara o zaman 5. cevabı olacak. Geçelim. 6 numara neredesin? Proteinlerin canlılar için önemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Hücrelerin yapısına katılarak madde alışverişini düzenler. Doğrudur değil mi? Oradaki hücrelerin içerisindeki şu şekilde olan poraları meydana getiriyorlardı. Doğal olarak madde giriş çıkışında etken oluyor. Gerektiğinde hücrenin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılırlar. Proteinler genç arkadaşlar yapı elemanlarıdır. Temel yapı elemanlarıdır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda karbonhidratlardan sonra yağlar, sonra da proteinler kullanılır mı? Evet kullanılır. İfade doğru. Fazlalığında bağışıklık sistemi zayıflar. Olur mu öyle bir şey ya? Protein fazlalığında değil, eksikliğinde bağışıklığımız zayıflar ve hasta oluruz. C ifadesi yanlış. Aradığımız cevap burada. Tepkimelerin oluşmasını sağlayan enzimlerin yapısına katılır. Evet, enzimden apoenzim kısmı proteindir. Doğru bir ifade. Hücre üzerinde reseptör görevi görür. Evet öyle, glikoproteinler hücre üzerindeki reseptörlerden bir çeşidiydi. Son cevabımız C oldu. Yola devam. Doğada 20 çeşit amino asit olmasına karşılık sınırsız çeşitli protein oluşabilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez diyor. 20 çeşit amino asitim var ama diyor, protein çeşidi ise sınırsız. Bunu ne sağlıyor diyor. Sentez sırasında kullanılan amino asitlerin dizilişlerini farklı olması. Evet, amino asitler şu şekilde dizilişleri A1, A2 değil de A2, A1, A2 falan şeklinde dizilir. Doğru bir. Sentez sırasında kullanılan amino asit çeşitleri birbirlerinden farklı olması. Evet doğrudur. A1, A2'den de upuzun bir protein yapabilir mi? A1, A3'ten de yapabilir. Protein yapısında bulunan amino asit sayılarının birbirlerinden farklı olması. Evet doğru. 10 bin tane amino asitten bir protein yaparım da 12 bin taneden yaparım. Bak gördüğün gibi birbirinden farklı yaptım bunda. Amino asitlerin bağlanma biçimleri birbirlerinden farklı olması. Böyle bir şey yok gençler. Amino asitlerin bağlanma biçimleri her zaman peptit bağ ile oluyor ve doğal olarak da hepsinde aynıdır diyeceğiz. Sentez için şifre veren gen bölümlerinin birbirlerinden farklı olması. Evet, genler farklıysa farklı proteinler meydana geleceklerdir diyoruz. O zaman geçiyorum 8 numaraya. Vitamin çeşidi ve eksikliğinde belirtilen hastalıklarla ilgili olarak hangisi yanlıştır diyoruz. A vitamini gece körlüğü doğru mudur genç arkadaşlar? Hani oradaki koni reseptörlerin çubuk reseptörlere dönüşmesini sağlayacak olan elemanlar A vitamini orada görev alıyordu değil mi? Rodopsin dediğimiz madde burada devreye giriyordu. İfade doğru. B için pellagra, evet. B vitamini eksikliğinde pellagra rahatsızlığı görülür. C için beriberi görünmez. Beriberi rahatsızlığı B vitamini eksikliğinde görülür. C vitamini için ne demesi lazım gençler? Skorbut demesi lazım. Skorbut demesi lazım da o zaman aradığım cevap benim C seçeneği. D eksikliğinde çocuklarda raşit edin değil mi? Kemiklerin eğil olması, şu şekilde parantez bacak meydana geliyor olmasıydı. Osteomalazide yetişkinlerde görülen D vitamini eksikliğine bağlı kemik rahatsızlığıydı.
E vitamini eksikliğinde kısırlık görülür. İşe bezlerin oluşmasını sağlıyor E vitamini. Doğal bakar adam cevap yine C oldu. Geçtim 9'a. Bazı özellikleri verilen vitamin hangisidir demiş. Şey zaten şuradan E vitamini çaktım yapıştırdım. Fındık, fıstık evet aynı şekilde. E vitamini yağlı tohumlarda bulunur. E vitamini sıcaktan etkilenmez. Eksikliğinde kısırlık görülür. Diye bas bas bağırıyorsun. Geçtim 10 numara. Organik besinlerin canlı yapısına katılma oranları ile ilgili grafik verilmiş. Organik besinler yapıya katılma. En çok yapıya katılan kimdi? Proteindi. O zaman ben şuraya hemen proteini yapıştırdım. İkinci sırada şu eleman. O zaman bu da yağ. Yağlar ikinci sıradaydı. O bu arkadaşlar. Bu da karbonhidrat olacak. Bunu yazdıktan sonra soru bitti zaten. Devamı basit. Buna göre K, L ve M besinleriyle ilgili aynı doğrudur demiş. K solunum sonucunda en fazla enerjiyi veren besin grubudur. K neymiş kardeşim? Yağmış. Biliyoruz ki yağlar en fazla enerjiyi verendi. Yapısında çok fazla hidrojen vardı. Bu yüzden de en fazla enerjiyi veren kemide yağlardı diyor. L enzimlerin yapısına katılarak düzenleme görevi üstlenir. Düzenleme görevi üstlenen eleman organik yapıda kimdi? Proteinlerdi. Bakalım L dediğimiz adam protein miymiş? Karbonhidrat diyor. Yanlış. Enzimlerin yapısında karbonhidrat olmaz. M uzun süren açlıkta ikinci sırada enerji verici olarak kullanılır demiş. M kardeşim nerededir? Proteinler. Biz ne demiştik açlık sırasında kullanımda? Karbonhidratları kullan. Sonra yağları tüket. Sonra proteinler. Proteinler üçüncü sırada. Zorda kalmadığın sürece, mecbur kalmadığın sürece neydi? Proteinleri kullanmıyordu. Çünkü temel yapı elemanlarıydı. O zaman ifade ne oldu gençler? Yanlış oldu değil mi? M uzun süren açlıkta ikinci sırada kullanılır ifadesi yerine üçüncü sırada olması lazımdı. O zaman açlık bir numara evet doğru. Geçiyorum 11'e. Vitaminlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Hayvansal organizmalar için esansiyel. Yani esansiyel şu gençler. Kendisi üretemiyor. Dışarıdan hazır olarak almak zorunda. Buna muhtaç. Buna esansiyel. Esansiyel. Bu mecbur temel taşı gibi düşünebilirsiniz. Vitaminler evet. Bitkiler tarafından, fotosentez yapanlar tarafından üretiliyor. Sindirime uğradıktan sonra kan dolaşımına katılırlar. Külliye yalan. Ne diyorduk? Vitaminler, minler sindirilmez. Sindirilmez. Niye sindirilmiyor? Söyle bakalım niye sindirilmiyor? Evet, bilmiyorum, bekliyorum seni. Niye sindirilmiyor? Çünkü genç arkadaşım adam zaten olabildiğince küçük. Monomer küçük. Yani şimdi şöyle deme burada. Tamam mı? Hocam birleşim polimer olmuyor. Monomer o anlamda kullanmıyor. Monomerleri aynı tip monomerleri birleştirirsen polimer olur. Farklı tip monomerleri birleştirirsen de makro molekül olur. Buyur. Ne yapalım? Tanımı değiştirdiğin zaman işin kolay. O zaman ifade yanlış. DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenirler. Kim? Vitamin mi? Yok. Kim? DNA kontrolünde ribozomda sentezlenenler proteinler. Vitaminler değil tabii ki. Ha? O zaman ne oldu cevabımız? Bir numara yine bir A seçeneği olacak bu. Geçiyorum gençler 12'ye. 12 numara son sorumuz. Evet, son sorumuz. Aşağıda verilenler hangisi? Suda eriyen vitaminlerin özelliklerindendir. Suda eriyen vitaminler kimler? BC vitaminleri değil mi? Bıcı bıcı. Yıkanıyorlar, suda eriyorlar. Depo edilmezler, çok doğru. Kimler depo ediliyor? Yağcılar. Kimdi onlar? Anek vitaminleri. Onlar depo ediliyordu. Eksikliğinde kansızlık, gelişme geriliği gibi hastalıklar görülür. Kansızlık B vitamini eksikliğinde görülüyor. Bıcı bıcıdan bir tanesi. Doğru bir ifade. Yeşil sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunurlar. Doğru. Bu ortaya karışık yani. Bu herkes için doğru. Eksikliği yağ değeri yiyenlere göre geç hissediliyor. Olur mu canım? Bu adamlar depo edilmiyorlar. Deposu yok. Deposu yoksa bu adamın ne olacak? Eksikliği ilk önce bu ortaya çıkıyor. Adet vitaminleri karaciğerde depo ediliyor. Hemen eksikliği ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Adam çünkü depodan kullanır. Senin depon var mı? Depon yok. O zaman ne yapacaksın? Mecburen hemen eksiklik ortaya çıkacak. Doğal olarak cevabımız bizim D seçeneği. Yağ değeri yiyenlere göre hücrelerinden zor geçerler. Tabii ki yani hücrelerinde fosfolipid tabakası adı üstünde lipid yağ oranı çok yüksek. Doğal olarak yağcılar oradan biraz torpille geçiyorlar gençler. Sucular biraz daha zorlanıyorlardı demiştik. O zaman gençler cevabımız da D oldu zaten. 12. soru son soru. Bir daha kontrol ediyorum bakıyorum. Evet son sorumuz gençler. Evet genç arkadaşlar mezun kazanımın 4. testini de burada bitirmiş olduk. Kendinize çok dikkat edin. Eyvallah. Görüşürüz.